Saha Expo'da Merih grupları savunma sanayine girdi. Onlarla ilgili sorularımız var ama ben şunu hatırlatayım size. Bir binaya girdiğiniz asansöre ben hep etiketlerine bakarım ve Merih markasıyla da çok fazla karşılaşırım. Şimdi yanımızda Şenol Alparslan var. Emekli tümgeneral. Sizler savunma sanayinde Merih olarak neler yapıyorsunuz? Biraz sizden dinlemek isterim bunları. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Merih ve kullandığı markası Mars bugün dünyanın en büyük asansör üreticilerinden bir tanesi. Yaklaşık 70 ülkeye ihracatı var ve gelirinin %80'i de Türkiye döviz olarak yurt dışı satışlarından kaynaklanıyor. Hatta şunu rahatlıkla söylemek mümkün. Dünyadaki en büyük asansör firmalarının bile kendi asansörlerini yaptırdığı bir firma. Firmanın üretim yetenekleri çok büyük. Yaklaşık 300'e yakın dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip CNC, saç işleme, metal kesme ve şekillendirme makineleri varken ürettiği ürün yelpazesi Türkiye'nin sayılı alanlarında. Mesela metal kesme şekillendirme konusunda Türkiye'nin bir numarası neredeyse. Elektrostatik boyama atölyesi yine Türkiye'nin bir numarası. Dolayısıyla böyle güçlü bir yeteneğin Türk savunma sanayine kazandırılması, en azından Türk savunma sanayine bir hizmetçi, bir nefer olarak hizmet etmesi gerektiği konusunda savunma sanayi düşüncesinden yola çıktık. Peki Merih asansörün Merih savunmaya veya Merih teknolojiye evrilmesi nasıl oldu? Şimdi dünyada teknoloji, özellikle savaş teknolojisi inanılmaz korkunç bir şekilde değişiyor. Aslında Azerbaycan, Ermenistan ve şimdiki Rusya-Ukrayna savaşında savaş evrim yaşadı. Biz bunu gözlerimizle gördük. İnanılmaz bir teknolojik değişiklik var. De olayın tabii mali boyutu var. Savaşın sürdürülebilir olması için belki sivildeki bazı teknolojilerin bu alana hızlı yayılması herhalde bunu hızlı yapan da savaşta öne geçiyor. Kesinlikle. Mesela Ukrayna Savaşı'nda şunu gördük. Rusya simetrik bir düzlemde Ukrayna'ya büyük bir taarruz gerçekleştirdi. Bunu hepimiz gözümüzle izledik. Cep telefonlarında takip edebildik. Büyük bir sanayi aslında teknoloji devrimi yaşadı. Fakat Ukrayna çok akıllı bir stratejiyle kendisine gelen bu büyük simetrik taarruzu asimetrik taarruzlarla, asimetrik savunmalarla savuşturabildi ve şimdi zaman zaman bazı cephelerde üstünde duruma geçti yani. Fakat şunu gördük. Savaşın artık klasik yöntemlerin çok dışında tamamen teknoloji ürünü silahlarla ve savunma sanayi endüstrisi cihazlarla ve silahlar kazanılabildiğini gördük. Bu şunu gösterdi. Artık Türkiye, özellikle bizim Ukrayna'da TB2'lerimiz, bayraktarlarımızın göstermiş olduğu çok ciddi bir hamle diyelim. Dünyada inanın savunma sanayi anlayışını bile değiştirdi. Ve bu lider ülke konumunda olabilmek savunma sanayici olarak bizlere de gurur veriyor. Bu bakış açısıyla örnek olarak 1,5 tonluk bir asansör kabininin kompozite yapılması durumunda 300 kiloya, 500 kiloya indirilmesi durumunda harcayacağı enerji, sarf edilecek ham madde miktarı falan her şeyin değişeceğini düşünürseniz mesela o sektörde bir devrimdir bu. Şimdi savunma sanayine geçmek konusunda ihtiyacımız olan metal kesme şekillendirme nerede kullanabiliriz? İşte yine Rusya-Ukrayna savaşında güncelden söylemek istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşında şunu gördük ki milyonlarca dolara mal edilmiş tanklar, zırhlı araçlar leblebi gibi savaş alanlarında imha edilmeye başladı. İyi, çünkü zırh teknolojileri. Evet. Metal olarak ne koyuyorsunuz bu zırhlara? Böyle bir çalışmanız var mı? Var. Bizim savunma sanayine geçişimizde işte metal kesme şekillendirme ürünlerimizin yanında ki büyük bir oranda Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı kuruluşlarıyla beraber çalışıyoruz. Bunların yanında işte en son biz ders almamız gerek. Bizim de askeri olarak
yaşanan bir muharebeden, yaşanan bir savaştan mutlaka ders almamız gerekir. Biz onu iyi becerebiliriz. Muharebe sahasında tankların bu zafiyeti zırhla giderilemiyor. Yani zırhını ne kadar geliştirirseniz bir tankın ağırlığı ve manevra yeteneği o kadar azalıyor. Halbuki siz de eski bir tankçı olarak tabii evet. Bunu gayet uygulamalı olarak biliyorsunuz. Evet. Halbuki tank manevra sahasında hareket kabiliyeti, manevra yeteneğiyle güçlü bir silahtır. Siz onu elinden alırsanız, ne kadar kalın zırh yaparsanız, tankı ne kadar ağırlaştırırsanız, bir de mühimmatla beraber tank hareket kabiliyetini kaybederse muharebe sahasında av durumuna düşer. Bunun için tankın özel sistemlerle korunması lazım. Ne olabilir? Balistik zırh koruma sistemleri. Balistik zırh koruma sistemleri aynı zamanda hem metal hem de seramik veya kompozit zırh koruma sistemlerinin reaktif zırhlar da dahil birleştirilmesiyle tankı koruyabilir. Şimdi biz bunun üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla hem metal hem de kompozit veya seramik aynı zamanda reaktif zırh tanklarımızı geleceğin muharebelerinde muharebe sahasında av olmaktan kurtaracaktır. Birinci düşüncemiz bu. İkinci düşüncemiz üretmeye çalıştığımız ve know-how'un kendimiz elde ettiğimiz TÜBİTAK destekli projemiz geliştirdiğimiz kompozit hem asansör sektöründe kullanabiliriz. Aynı zamanda savunma sanayinde de işte bu biraz önce bahsettiğim balistik koruma sistemleri ve daha birçok alanda roket sistemleri, savunma alanında shelter'ların yapımı dahil olmak üzere her şeyde, her alanda kullanılabilir. Şimdi yoğunluğumuzu ona verdik ve son derece artan bir hızla da devam ediyor. Bazı alanlarda da bir ilk olma, ilk şeyi başarıyı elde etme peşindeyiz. Başarı derken sakın yanlış anlaşılmasın. Yani ülkemiz açısından gelinen mevcut savunma sanayi ortamında her şeyde önde olmak zorundayız. Saha Expo'da gördük ki biz tabii uzun yıllar alanda silahlı kuvvetlerin temsilcileri olarak görev yaptık. Savunma sanayinde ve alanda, savaş alanda ne kadar teknolojik yönden güçlü ve üstün olursanız kesinlikle başarı sizden yanadır. Türkiye bu hızı son yıllarda yakaladı ve umarım dünyanın devleri arasında, devlerin de geçecek şekilde çok ciddi aşamalardan geçtik. Saha Expo'nun, savunma sanayinin ve savunma sanayinde gelişen gezdiniz zannediyorum, gördünüz. İnsan gözlerinden böyle yaşlar akarak ürünlerimizi görüyorsunuz. Gurur verici bir tablo. Umarım daha da ileriye geçecek. Biz de Melih Teknoloji olarak buna bir parça hizmet etmekten, destek sağlamaktan da son derece gururluyuz, onurluyuz. Aynı zamanda savunma sanayinin, aynı zamanda Saha Expo'nun savunma sanayine böyle bir destek sağlaması ayrıca çok güçlü, çok önemli bir olay. Bütün hizmeti geçenlere, emeği geçenlere şükranlarımızı iletiyoruz. Ayrıca yarın Cumhuriyet Bayramı. Bize bu günleri sağlayan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi büyük bir minnet ve şükran duygularımızla ve rahmetle anıyorum. Onların şehadeti bizi bugünlere taşımıştır diyebilirim. Çok teşekkürler, sağ olun. Bir teknoloji, bir şey koyduğunuz zaman, aklınızı, tecrübenizi, zekanızı koyduğunuz zaman çok basit görünebilen şeyler gerçekten savaşın, operasyonun seyrini değiştiriyor ve insanların hayatını kurtararak aslında bir yandan da barışa katkıda bulunuyor. Bakalım Melih Teknoloji ileride neler yapacak? Benim tahminim herhalde bu konularda kompozit ve metal işleme konusunda daha fazla sizin şirketin adını duyacağız gibime geliyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu. Bugünkü konjonktürel yapıda dünyanın gitmek istediği noktada kesinlikle ve kesinlikle özellikle savunma sanayinde bir adım geride kalmak bile korkunç sonuçlar doğurabilir. Onun bilincini görüyoruz zaten. Kesinlikle etkilerini görüyoruz. Onun bilincini olmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri şu anda savunma sanayindekiler dahil olmak üzere siyasi yöneticilerimiz dahi hepsi farkında. Umarım hızlanarak, büyüyerek ve gelişerek devam edecek. Bu da Türkiye'nin bekası için çok önemli, çok 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 önemli bir konu. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi fuarlar diliyoruz size. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.